Güneş kremi sürmeli ve kolluklarımızı takmalıyız. Şimdi eğlenebiliriz. Beş küçük bebek havuzda oyluyor. Su soğuk olduğu için kıkırdıyor. İçlerinden biri acıktığı için o çıkıyor ve dört bebek kalıyor. Al bakalım Berk. Yemek yemeli ve sonra kenarda biraz dinlenmeliyiz. Dört küçük bebek havuzda oynuyor. Su soğuk olduğu için kıkırdıyor. İçlerinden biri susadığı için o çıkıyor ve üç bebek kalıyor. İstediğin kadar limonata içebilirsin Ece. Güneşin altında su kaybetmemeliyiz. Üç küçük bebek havuzda
susuk olduğu için kıkırdıyor. İçlerinden biri üşüdüğü için o çıkıyor ve iki bebek kalıyor. Aferin İpek, güneşlenmek üşümemizi engeller. Ama güneş kremini unutma. İki küçük bebek havuzda oynuyor. Susuk olduğu için kıkırdıyor. Birinin uykusu geldiği için o çıkıyor ve bir bebek kalıyor. Hadi çocuklar, size dondurma aldım. Hadi bakalım Can. Şimdi sen doktormuşsun, tamam mı? Ben de senin asistanın. Bakalım ilk hastan kimmiş? Çok süperdir doktorlar, doktorlar. Kulaklarına ve kalbine bakar. Boyunu ve kilonu ölçer. Sağlıklı mısın diye inceler, inceler. Ah hayır, hasta yaralanmış Can. Doktor. Bakalım sıradaki hastamız kim? Doktor, boğazım çok çok ağrıyor. Kulaklarım çınlıyor, çınlıyor. Neyim var benim söyle doktor. Benim burnum durmadan akıyor. Teşekkürler doktor. Çok daha iyi hissediyorum. Çok iyiydi doktor. Sıradaki hasta için hazırız. Doktor, ben de hastayım, hastayım. Lütfen bana da birazcık bakar mısın? Başım ağrıyor ve yüzüm kızarıyor. Ateşimi lütfen ölçer misin? Aa, başım. Teşekkür ederim küçük doktorum benim. Sıradaki hastayı çok merak ediyorum. Doktor, düştüm ben yolda gelirken. Dizimi incittim ben, çok ağrıyor. Lütfen benimle de ilgilen. Bana yara bandı gerekiyor. Doktor, teşekkür ederim. İyileştirdin beni. Bakalım sırada kim var doktor? Aa, Bingo bu. Doktor, bana da söyle, hadi söyle. Ne görüyorsun muayenede? Bak, Bingo'nun ayağında kıymık var. Oh. Hadi doktor, gel onu sen çıkar. Aferin doktor. Wow, çok iyi iş çıkardın doktorcan. Doktorcan, seni yılın doktoru seçiyoruz. Can, birazdan en sevdiğin oyuncaklarla süper bir banyo yapacağız. Thank you.
koyun. Bebek balık sarı renkte. Onu sarı halkanın içine sokabilir misin Can? Aferin Can. Sarı halkayı buldun. Şimdi bak bakalım bebek balık köpük yapacak. Köpükler var burada. Köpükler var orada. Suyun içinde. Abi balık yeşil. Abi balık için yeşil halkayı bulabilir misin? Evet, aferin Can. Yeşil halkayı buldun. Yüzmek çok eğlenceli. Çırpalım yüzgeçleri. Kulaç atalım, yüzelim balık gibi. Abla balık için doğru halkayı bulmama yardım eder misin Can? Aferin, mor halkayı çok hızlı buldun. Neden anneye de kırmızı halkayı bulmasında yardım etmiyoruz? Bu kadar köpük yeter ufaklık. Kırmızı halka. Aferin bir tanem. Çarptı. Alevler yayılıyor. Endişelenmeyin çocuklar. İtfaiyeyi arıyorum. Dikkat dikkat itfaiyeciler. Burada bir yangın çıktı. Ormandayız. Yardımınıza ihtiyacımız var. Hemen geliyoruz. Biz itfaiyecileriz. Ateşlerle işimiz. Kaskımız ve ceketimiz. Aşağıya bineriz. Merak etmeyin çocuklar. İtfaiyeciler geldi bile. Birimiz hortumu çeker, suyu ateşe döker. Yanmamızı engeller, koruyucu giysiler. Düt 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 giysiler, düt 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 giysiler, düt 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 giysiler. Yangın kontrolümüz altında arkadaşlar. Artık güvendesiniz. Hedefe, dut dut dut, hedefe, dut dut dut, hedefe, dut.
Yangın söndü arkadaşlar. Kamp ateşinden her zaman uzak durmayı unutmayın çocuklar. Ve bütün eşyalarınızı da alevlerden uzak tutun. Kesinlikle. Böylece güvenle kamp ateşinin etrafında eğlenebilirsiniz. Evet, güvendeyiz. Unutmadan, bizim de size bir sürprizimiz var. Şimdi siz hepiniz bu savaşı da yendiniz. İşte hediyemiz kahraman rozetiniz. Tüt 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 tüt, kahramanlar tüt tüt tüt. Başardılar tüt tüt tüt, kahramanlar. İtfaiyeciler, sarı kod, şehirde yangın var. Gitmeliyiz, daha savaşacak çok yangın var. Ve dikkatli olun. Aşağı sağa sola bol bol oynuyoruz. Oynamayı çok seviyoruz ama dikkat etmiyoruz. Yavaş ya da hızlı koşup duruyoruz. Eğer dikkat etmezsek hop düşüyoruz. Oyuncaklarımızla hep bol bol oynuyoruz. Oynamayı çok seviyoruz ama dikkat etmiyoruz. Yavaş ya da hızlı koşup duruyoruz. Eğer dikkat etmezsek hop düşüyoruz. Oh. Köpük yapmayı çok seviyoruz. Bol bol oynuyoruz. Oynamayı çok seviyoruz. Dikkat etmiyoruz. Köpük yaptıktan sonra temizlemezsek ve de dikkat etmezsek kayıp düşüyoruz. Resim yapmak çok zevkli. Bol bol yapıyoruz. Boyaları hemen kaldırmazsak basıp düşüyoruz. Yavaş ya da hızlı koşup duruyoruz. Eğer dikkat etmezsek hop düşüyoruz. Renkli oyuncaklarımızla bol bol oynuyoruz. Oynamayı çok seviyoruz ama dikkat etmiyoruz. Oynadıktan sonra etrafı toplamazsak eğer dikkat etmezsek zarar veriyoruz. Zıpla zıpla çok sevdim. Bol bol zıplıyoruz. Zıplamayı çok seviyoruz ama dikkat etmiyoruz. Yavaş ya da hızlı koşup duruyoruz. Eğer dikkat etmezsek hop düşüyoruz. Annem ve babamla bahçeyi suluyoruz. Suyla oynamak çok zevkli. Hortumu takıyoruz. Çiçekleri sularken dikkat etmezsek fışkırır. Oh!
düştüm, yaralandım, yaralandım. Kolumu kanattım, kolumu kanattım. Annemi istiyorum. Benim tatlım, benim tatlım. Acıdı, canım çok acıdı. Ağrım var, hiç geçmiyor. Benim tatlım, benim tatlım. Gel tepi bakayım. İyileştireceğiz, iyileştireceğiz. Sevgiyle, öpücükle. Çocuklar, hayırdır bir projeniz mi var? Yardımcı olabilir miyim? Araba yıkama makinesi. Gelin eğlence burada, oynayalım suyla. Sabun, sünger, fırçalarla yıkanır araba. Temizlenene kadar fırçalamak gerek. Sonda parlasın diye kurulamak gerek. Önce mi temizleyelim? Biraz su dökelim, sonra da kiri temizleyelim. Süngerle nasıl köpük yapacağınızı göstereyim. Sabuna batır ve ovala ovala ovala. Durulamadan önce bütün sabunu yıkamalıyız. Her yeri durulamalıyız. Sabunla yıkayıp da duruladıktan sonra unutmalıyız mutlaka güneşin altında. Arabamızı yıkarken ıslanacağımız için giysilerimizi ona göre seçelim. Eğer sular hala damlıyorsa kurutma bezlerimizi çok iyi sıkmalıyız. Ne kadar çok sıkarsak o kadar kuru olur.
çocuklar, bekleyen müşterileriniz var. Beş tane olta. Dur yardım edeyim. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir balık tuttum kardeş. 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadarmış bu sefer son. Niye bıraktın denize? Çünkü büyüsün diye. Büyüsün de güçlensin. Annesi onu beslesin. Bir yengeç tuttum kardeş. 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadarmış bu sefer son. Bunu neden yaptın Ali? Düşündüm ki gitmeli. Arkadaşları bekler. Baksana her yerdeler. Salyangoz tuttum kardeş. 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadarmış bu sefer son. Salyangoz nerede? Bak şu suyun dibinde. Arkadaşları bekler. Baksana her yerdeler. Yakaladım. Bir, iki, üç, dört, beş. Otları tuttum bak kardeş. 6, 7, 8, 9, 10. Buraya kadarmış bu sefer son. Ben de çok istiyorum. Balık tutamıyorum. Denemeye devam et. Başarırsın sen de elbet. Niye bıraktın denize? Çünkü büyüsün diye. Büyüsün de güçlensin. Annesi onu beslesin. Yemek hazır. Hazırsın. Yemek zamanı. Ama önce ne yapmalı? Yemek zamanı. Dikkatli olmalı.
aferin sana. Biraz daha ister misin? Yemek zamanı. Çok güzel. Evet. Yemek zamanı. Ama önce ne yapmalı? Yemek zamanı. Dikkatli olmalı. Bingo. Kapat ağzını sen yemek yerken. Kapat ağzını sen yemek yerken. Arkadaşlar, sağlıklı bir atıştırma. Meyve istemiyorum. Anladım. Dur bakalım. Yemek istiyorum. Sağlıklı meyveleri. Biliyorum nasıl olacak. Eğlenceli. Gelin eğlenelim. Yaparken birlikte. Tahmin et bunlar kim? Hayvanlar aleminde. Ayı. Gır. Yemek istiyorum. Sağlıklı meyveleri. Biliyorum nasıl olacak. Reçel ve yaban mersini. Tahmin edin bu kim? Bakın bu yüz kiminki? Oo, bu bir kedi. Miyav. Yemek istiyorum. Sağlıklı meyveleri. Eğlenceli. Deneyelim biraz muz ve çikolata. Bakın ne yaptım ben muz ve elmalarla. Bu bir maymun. Yemek istiyor. Eğlenceli.
tabaklar hazırladık. Hadi yiyelim. Hazır mısınız? Mikroplarla savaşıyoruz. Tekmelerle onları yeniyoruz. Daha iyi bir silahımız var. Sabun ve su kullanıyoruz. Bakalım bu eller temiz mi? O sanki değiller gibi. Sabun ve suyla savaşabiliriz.
ve kaydırakta doya doya eğlenebiliriz. Acıktınız mı bakalım çocuklar? Ama ellerde bir sürü mikrop var. Sabun ve suyla savaşabiliriz. Evet, onları yenebiliriz. Futbol oynamak ister misiniz? Top oynadığımız gibi biz mikroplarla da savaşabiliriz. Ellerimiz temiz değil mi anne? Mikrop yok hiçbir yerde. Sanki ellerimiz biraz kirli gibi. O zaman mikroplar da vardır tabii. Sabun ve suyla savaşabiliriz. Aferin size. O zaman dondurma yiyebiliriz.